Sarı otobüsün olduğu yerde bir kayık var, bir sandal var. Önünde bacak bacak üstüne atmış bir fayton kullanan bir faytoncu bulunmaktadır. Bugün değişen ne var? İstanbul'un yoğun trafiği var. O gün trafik yokmuş, bugün trafik var. 1985 yılında ben ilkokul 5'e giderken, 1985'te ben 5'i bitirdim. Öğretmenimiz bize, çocuklar, yaklaşık olarak 5 milyon kişi var İstanbul'da. 1985, 5 milyon kişi İstanbul'da yaşıyor dediğinde ben düşünmüştüm. Allah Allah, bu 5 milyon kişi nerede yaşıyor acaba? Biz nereye sığıyoruz? 5 milyon. 5 milyona yakın demişti, 4 milyon nüfus vardı. Bugün 20 milyon nüfus var ve biz 20 milyonluk bir şehirde yaşıyoruz. Ama hala 90 sene önce şu an önünüzde bulunan fotoğraf hala karşınızda. Cizvit Kilisesi ve hemen onun arkasındaki Galata Kulesi karşınızda. Fayton yok, kayık yok, siyah beyaz görüntü renkliye dönüşmüş ve karşınızda bir Eminönü ve karşınızda bir Sirkeci ve karşınızda bir yağ kapanı. 90 yıl arayla aynı açıdan çekilen iki fotoğraf yan yana geldiğinde şu açıdan, şu görüntü itibariyle çok şeyin değiştiğini görüyoruz. Artık deniz daha ileride, artık faytonlar kullanılmıyor, artık sandalların devri bitti ve kocaman bir meydan, kocaman bir trafik. Yok canım, o kadar da trafik yok sakın demeyin. Zira bu programın çekildiği saatler sabah saatleri. Sabah saatlerinde trafik bu kadar. Öğlen olsun, öğlen 12'den sonra burada arabalar, trafik inanılmaz, nefes alınmayacak kadar kilit oluyor ve İstanbul'un kaçınılmaz bir gerçeği trafik ve İstanbul'un kaçınılmaz bir gerçeği 20 milyonluk İstanbul'un yoğunluğu. Sizi 90 yıl ara ile aynı açıdan çekilen iki fotoğrafla baş başa bırakıyorum. ...1970'li yıllar, yani günümüzden yaklaşık olarak 55 sene önce bir aile, tipik bir Anadolu'dan İstanbul'a göç etmiş olan bir aile görmekteyiz. Arkamızda Süleymaniye Camii'nin bir minaresi, ancak tüm silüetiyle birlikte Rüstem Paşa Camii görülmektedir. İstanbul'un Yağ Kapanı adı verilen ve bir önceki fotoğrafta göstermiş olduğumuz bölgedeki iskelenin arkasında bulunan yerdir. Ben buranın otobüs durağı olduğu zamanları hatırlıyorum. Bugün kocaman ve güzel bir meydan. İstanbul'da meydan kıtlığı bulunmaktadır. Roma İmparatorluğu zamanında çok fazla meydan vardı. Yeditepe'nin yedisinin de üstünde meydanlar, altlarında meydanlar vardı. 30 civarı İstanbul meydanlarından bahsedilir. Fakat Osmanlı Devleti meydan sevmez. Osmanlı'da meydan demek boş kalabalıklar demek. Boş kalabalıklar işsiz güçsüz insanlar demek ve bir darbeye çağrı demektir. Bu yüzden Osmanlı Devleti çok da fazla meydan sevmiyor. Bulduğu bütün meydanları külliyelerle, eserlerle ve yeni mahalle yapılaşmalarıyla doldurmuş. Osmanlı meydan sevmez. Bu yüzden burada bulunan meydanı da öncelikle sokaklara, evlere verdi. 1930'lu yıllarda cadde yaptı. Benim önümde, sizin arkanızda yeni cami bulunmaktadır. 66 yılda bitirilen yeni cami
Şu an tüm güzelliği de karşımda. Siz zaten şu an onu görüyorsunuz. Arasından bir yol var. Mısır Çarşısı ile Yeni Cami arasındaki bu yol ya da Yeni Cami ile Sahil Yolu arasındaki yol caddeydi. Buradan gelen otobüsler, buradan gelen arabalar Yeni Cami ile Mısır Çarşısı arasındaki yoldan ya da diğer taraftan gidiliyordu. Az evvel cadde dediğim, sokak dediğim, arabaların geçtiği yol dediğim her yer bugün trafiğe kapalı. Yapanın, aklına gelenin eline sağlık. Çok güzel. İnsanların yürüme yolları oldu. Kocaman bir meydan. Fotoğrafta caddeler görüyorsunuz. Fotoğrafta otobüsler, arabalar görüyorsunuz. Fotoğraf yoğun. Fakat bugün 2024 ya da 2010 yılında böyleydi. Arkamda görmüş olduğunuz meydan insanların yürüme yolu olarak açıldı. 90'lı yıllarda burası otobüs durağıydı. Karşı taraf da otobüs durağıydı. Karşı taraf, yani şurası, şu gemilerin bulunduğu yer otobüs durağıydı, kaldırıldı. Orası merkezi sistemdi, kaldırıldı. Biraz ileriye Haliç Köprüsü'nün arkasına kaldırıldı. Burası ise yürüme meydanı ve gemi iskelesi olarak yapıldı. Onun karşısında bulunan bu bölgede ise Kurtuluş'a, Feriköy'e, Mecidiyeköy'e, Şişli'ye, Tatavlı'ya, Pangaltı'na, Ok Meydanı'na, Kasımpaşa'ya giden arabalar burada bulunmaktaydı. Ben 90'lı yıllarından bahsediyorum buranın. Fakat elimizde bulunan fotoğraf 70'li yıllara ait. Tipik bir Türk ailesi Anadolu'dan İstanbul'a göç etmiş çocuğuyla, çoluğuyla ve eş. Bu arada bir bilgi vereyim mi? Çoluk demek aslında kadın demektir. Çoluk çocuk nasıl demek? Eşin ve çocuğun nasıl demektir? Çoluk öz Türkçe'de eş demektir. Çoluk çocuk nasıl cümlesi, ailen nasıl, eşin nasıl, çocuğun nasıl demektir. İşte biz şu an 70'li yıllarda çoluk çocuk bir aile görüyoruz. Çoluk çocuk bir aile yağ kapanında durmuşlar, Sirkeci'ye doğru, Eminönü Yeni Kapı'ya doğru ilerliyorlar. Hemen arkasında bir Mimar Sinan, yapımı Rüstem Paşa, Kanuni Sultan Süleyman Han'ın kızı, Mihrimah Sultan'ın eşi, Hırvat kökenli devşirme Müslüman Rüstem Paşa'nın Mimar Sinan'a yaptırmış olduğu, sonra beğenmediği, sonra Sinan'dan rahatsız olduğu, Sinan hakkında söylenen sözlerden kurtulmak için de dünyanın en güzel çinileri ile Bursa İznik çinileriyle süslediği Rüstem Paşa Camisi. Sanat tarihi öğrencileri hocalarıyla birlikte mutlaka bu camiye gelirler. Zira bu camide 500 yıllık çiniler bulunmaktadır ve bu çinilerin kırmızısı hala canlı kırmızı, laciverdi hala canlı lacivert, türkuazı hala canlı türkuaz. 500 yıllık çinilerden bahsediyorum. Renkler hala dipdiri. İşte Mimar Sinan'dan kalma Rüstem Paşa Camisi 55 sene önce çekilen fotoğrafta ana hatta görülmekte. Arkada ise bir tane, sizin de şu an gördüğünüz gibi bir tane minare var. O da bir Mimar Sinan. Ama bu sefer damat Rüstem Paşa'ya değil, Kanuni Sultan Süleyman Han'a mahsus bir caminin minaresi. 1550-1557 yılları arasında yine Mimar Sinan tarafından yapılan muhteşem Süleymaniye Camii'nin dört minaresinden birini görmektesiniz. Bugün de hala aynı açı var, o gün de hala aynı açı var. Önünde ise hala detay olarak görülen Papaz Han var. Bugün de var, fotoğrafta da var. Kizir oğlu Han'ı diye geçer. Papaz Han diye geçer. Rüstem Paşa'ya komşudur.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.